Yani odanın bu kadar tertipsiz ve düzensiz olması beni son derece etkiledi. Bunu telafi etmemde yarar var. Yalnız yerlerde don göremiyorum. Biraz don bırak yerlere, öyle olmuyor. Çorapların, bakayım bir. Çoraplarınla yatıyorsun değil mi? Her zaman. Maazallah bak, bu yaşta tırık olursun. Yani böbreği mübreği üşüttü mü ileride çekersin baban gibi. Asla çorabı çıkarıp da yatma. Anladın mı? Çorapsız gezme. Yerde beton, pislik var, her şey var. O çorap onu emiyor. Anlatabiliyor muyum? Vakum gibi. Öyle bir şey yani. Güzel, güzel. Odanı beğendim Arda. Uzun zamandır gelmiyordum zaten. Yalnız anatomi ve matematiğe aynı anda girmem beni biraz kıllandırdı ama neyse, önemli değil. İkisini de ezberliyorsun değil mi? Yapıyorsun. Tabii. Aferin. Bunu da koş şöyle. Götür oraya. Güzel. Bu kim Ardacığım? Kim bu arkadaş? Nereli? Bu Al Pacino baba. Scarface. En sevdiğim film. Ha, film yıldızı öyle mi? Yabancı yani. Yabancı. İcnibi, ha. Bad good ne demek? The bad guy, kötü adam. Kötü adam. Kötü adam. Ne işi var lan kötü adamın senin odanda? Köpek. Ne işi var? Yarın bunu kaldırıyorsun, Hulusi Ketmen'in resmini asıyorsun. Duydun beni? Duydum. Kaldır. Hemen şu an. Eşya eşya bak ya. Babanın resmini şurada küçücük tutuyorsun, götürüyorsun. Elin sıçar feysini koyuyorsun. Utanmaz. Ver bunu. Bırak. Sen bu motoru bilmiyorsun. Bunda ne anılarımız oldu. Tek pahalı aletimiz buydu, biliyor musun? Ah ah. Şuna bak ya. Bana bak, bu zincirleri falan da buraya koyma. Gece korkarsın oğlum, böyle kalktık su içeceğim. Bununla karşı karşıya girme. Zaten bunlara da özenme. Biz bütün sülale bir araya gelsek bunlar gibi olamayız yani. O yüzden çok abartma. Kaldır bunları. Kaldır. Oğlum sen niye bu kadar erkek fotoğrafı asıyorsun lan? Babacığım vallahi bu bacımın komplosu bana. Ben asmıyorum bunları. Bakalım altına. Oh çok şükür. O kalsın, o beyaz zaten değil mi? Beyaz. Evet. 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 Hafif kırma gibi o. Güzel, güzel. O zamanın modası. Tek. Üç tane ailede var bizim mahallede. Bir bizde, bir Çakırçıların Hüseyin'de vardı. Bir kişi de daha vardı, tam net hatırlamıyorum. İnanır mısın Arda? Yıllar o kadar çabuk geçiyor ki yavrum. Bunu büyüdüğün zaman anlayacaksın. Seni böyle hastanede ilk gün kucağıma verdiler. O günü gözlerimin önünden hiç gitmiyor. İnanır mısın, kalbim hala çarpıyor yani, insan şey oluyor. Sen hastanede izledin. Beyefendi, beyefendi. Ne oldu, ne çıktı? Bir oğlunuz oldu. Oğlum oldu, vallahi ya. Bakayım ben buna kıyamam, kurban oldum. Bu ne güzelliktir Allah. Beni el kadar fareye benzeyen bir şeydim, biliyor musun? Sağ ol babacığım, gerçekten çok oneri oldu bu benzetmenle, sağ ol. Şaka yapıyorum lan, ben seni de... Ulan büyük adam oldun, alınmaya falan başladın. Duyguların da acayip oldu ha. O kız seni. Doğumhanenin oraya Portek Hüseyin vardı bizim mahallede. O zaman onun arabasıyla geldim. Böyle gözleri vardı, Portek diyorduk biz. Ama şimdi bir buçuk dakika sonra hemşire başka bir bebekle daha gelip yanıma böyle sokuldu. İnan Portek'e döndü gözlerim ya. Beyefendi, beyefendi. Evet. Bir tane daha bebeğiniz oldu. Bir tane daha bebeğim oldu yani, ne bir tane, bir tane olunca bir tane ne demek yani bu? Bebekler ikizmiş. İkiz mi? Evet, bu defa kız. Kız mı? Ya ben sizin içerideki ebeğinizin Beyefendi, beyefendi iyi misiniz? Doktor bey, doktor bey, ikizlerin babasına emmi indi. Ya böyle bir facia geldi işte başımıza. Ben bir abiyle nasıl uğraşacağım derken Rabbim bana kızını da verdi. Böyle bir kafa çıktı. Melodi böyle, melodi. Böyle bir kafa. Saçları bende çoktu ya. Bak oğlum, karılar lan, senin durumunda kızlar oluyor. Evet. Çok dikkat etmen gereken bazı hususlar var. Kafam çok kötü kokuyor değil mi? Yo babacığım, mis gibi kokuyorsun. Mis ne lan? Mis ne lan? O kız, mis ne demek yani? Mis ne demek? Bak birinci nasihatim bu olacak. Mis, mis kadınlara söylenir. Mis, mis ne demektir yani? Sen ne demek istiyorsun mis diye? Bu tür şeyleri aklından bile geçirmeyeceksin. İlk önceki nasihatim. Miss kadına denir, Mr. erkeğe, Mr. diyorlar ya mesela. İngilizce dersinde ne diyor? Miss Jane diyor mesela. Mrs. Jane,
Mrs. Brown. Yani Miss kadındır, Mr. erkektir. Mr. O sür. O bir ama sür. Sür sür. Sür sür. Evet, cevizi bağa kadar sür. Değil mi? O anlamda. Gibi. Tabii. Önemli olan bunlardır oğlum. Nasihatimdeki ilk şeyim, nerede kalmıştım ben? Ne diyordum sana? Miss Jane, Mrs. Brown bunlardan aferin, bahsediyordu. Aferin, bak böyle dikkatli olacaksın. Önemli şeylerden bir tanesi odur. Peki, mesela biz postaneci olduğumuz için ne yapıyoruz? Aferin. Her adresi hafızamıza kaydediyoruz değil mi? Evet. Nereye gidersek şaşırmıyoruz evet. Postane. Doğru. Dağıtımlarda falan filan önde gidiyorum. Ne diyorlar? Erman Kuzu başarılık belgesi var bir evimde değil mi? Ona göre dikkat etmek lazım. Okuz, ne diyordum? Onu da unutturdun bana. Erkek adam mis gibi kokmaz. Erkek adam mis gibi kokar. Ne dedin lan bana? Ne mis sokuyorsun ağzıma? İlk defa söylüyorum. Tut şunu. Dal şimdi hayali. Bak öyle. Baban anlatınca sen oradan etkilen. Bak oğlum. Yıllar önceydi. Daldın mı hayali? Yok baba. Dalamazsın tabii okuz. Sen o zaman portakalda vitamindin. Ne demek? Yani şunu bağlayalım. Konuşmamı şöyle ifade edebilirim sana karşı oğlum. Yavrum nasihatim şudur. Yani erkek adam erkek gibi kokmalıdır. Ne gibi? Mesela kokla benim çoraplarımı. Kokla bakayım oradan. Nasıl bir koku? Tarifsiz babacığım. Yani. Bazı şeylerin tarifi yapılmaz. Şuraya bak, yaşlandık. Bacaklar, bacaklar. Varis oldu yediğim. Dalıyorum, gidiyorum anılara ama yani... Ardacığım, bazı şeyler var anlatılır gibi değil ama bazı şeyler var anlatılmaz gibi değil. İnanamazsın yavrum. Ben geçtiğimde var ya, senin yaşındayken püüü neler yapıyorsun?